Merhabalar. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Akuzatif konusuna devam ediyoruz. Bu sefer bu videomuzda akuzatiflerle gelen ekler, prepozisyonelleri işleyeceğiz. Hangileri sadece akuzatifle kullanılıyor? Buna bakacağız. Yani o prepozisyonen geldiğinde akuzatif kullanılıyor. Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hemen geçelim. Önce bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Hatırlıyorsanız akuzatiflerle ilgili fiilin direkt olarak yöneldiği nesnelerde kullanıyoruz demiştik. Bir diğer kuralımız, bazı fiillerimiz var demiştik. Sadece o fiillerle akuzatif kullanıyoruz demiştik. Ve bazı eklerden bahsetmiştik. Şimdi onları işleyeceğiz. Yine bazı eklerin olduğunu, bu eklerle de, propozisyonlarla da akuzatif kullanıldığını bahsetmiştik. Şimdi bu konuyu bir detaylı inceleyeceğiz arkadaşlar. Nedir bunlar? Biz ekimiz, yani bir zamana kadar, e kadar, e, a manasına gelen, bis nächsten Sonntag, işte sonraki pazara görüşürüz, pazarda, pazar günü görüşürüz gibi o manayı veriyor. Durch dediğimiz arkadaşlar, wir gehen durch den Park, parka gidiyoruz, parka doğru gidiyoruz dediğimizde, burada yönelme doğru, e doğru, a doğru manasında, parka doğru gidiyoruz, gidiyoruz derken işte den park, der park, den parka dönüşmüş. Yine akuzatifle kullanıldı bu. Für var arkadaşlar. Die Blume ist für dich. Çiçek senin için. Burada dich senin manasında akuzatif olmuş. Sen, senine dönüşmüş. Gördüğünüz gibi für kullanınca bu hale geldi. Das Geschenk ist für den Mann. Hediye o adam için, hediye adam için manasında, burada için olarak kullandığımız für de gördüğünüz gibi akuzatif alıyor. Gegen karşı manası arkadaşlar. Er spielt gegen mich. O bana karşı oynuyor. Ich spiele gegen den Bruder. Ben kardeşime karşı oynuyorum gibi. Gördüğünüz gibi gegen geldiğinde akuzatif kullanımı yapıyoruz. O ne? Bir şey olmadığında arkadaşlar, mesela mit bir şeyle birlikteydi. Birlikte değil manasında ohne. Gehst du ohne mich? Bensiz mi gidiyorsun manasında bir soru. Gördüğünüz gibi ohne'den sonra ben manası, yani beni almadan mı gideceksin gibi, yani bensiz, siz, sız manasında. Mesela ohne mich olsaydı süt olmadan, sütsüz gibi manaya gelen bir ekimiz, gördüğünüz gibi akuzatifle yine kullanılıyor. Bir diğer arkadaşlar, son ekimiz bir şeyin etrafında manasında. Sie geht den Garten. O evin etrafında yürüyor, evin etrafında geziniyor manasında. Etrafında ekimiz de yine akuzatifle kullanılan eklerimiz arkadaşlar. Bunları tabi ezberlemek çok mantıklı olmuyor ama kafamızda bir kodlama yapabiliriz. Şu şekilde mesela dokfup gibi bir yani kodlama şekliyle aklımızda yer edebiliriz. İşte duh, ohne, gegen, für, ve bis şeklinde. Bunları gördüğümüz zaman akuzatifle, yani ona etki eden, yani ona yönelen isim hangisiyse, hangi isimden önce kullanılıyorsa onun akuzatif olacağını artık arkadaşlar biliyoruz. Hemen bununla ilgili übungumuz, alıştırmalarımız var. Yapalım beraber. Wir fahren gerade durch den, işte gerade boşluk, tünel. Tünele doğru sürüyoruz. Tünele doğru dümdüz sürüyoruz gibi cümlemizde. Gördüğünüz gibi durch olduğu için arkadaşlar der tünel, den tünel oluyor. Tünele gibi yönelme oluyor ilk sorumuzda. İkinci sorumuz, wir gehen durch boşluk Wald. Duvara doğru gidiyoruz gibi. Der Wald, maskülün, männlich bir ifade. Yani bu da yine den olacak. Wir gehen durch den Wald şeklinde kullanıyoruz. Üçüncü sorumuz, arbeitest du für boşluk firma. Firma adına mı, yani bir şirket adına mı çalışıyorsun gibi.
Für olduğu için arkadaşlar akuzatif olacak. Die'nin akuzatifi de gördüğünüz gibi yine die olacak. Arbeitest du für die Firma. Firma adına mı çalışıyorsun, bir şirket adına mı çalışıyorsun gibi. Şirket için mi, adına demeyelim, için mi çalışıyorsun manasında. Das ist für boşluk Lehrer. Bu öğretmenimiz için, yani bu öğretmen için gibi. Herhalde bir hediyeden, burada das bir hediye veya başka bir kitap olabilir, bir şey olabilir, onu niteliyor. Der Lehrer olduğu için ve für'den sonra geldiği için akuzatif olacak arkadaşlar. Den Lehrer şeklinde yazıyoruz. Das ist für den Lehrer. Bu öğretmen için şeklinde cümlemiz kuruluyor. Er ist gegen boşluk Angebot. O bu kampanyaya karşı gibi bir cümle var. Das Angebot, gegen dediğimiz gibi yine karşı akuzatif kullanılan bir ek. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Er ist gegen das Angebot. O bu kampanyaya, yani kampanyaya karşı bir şeklinde bir cümlede gördüğünüz gibi akuzatif değişmediği için das burada bu şekilde yer aldı. Sie kommt ohne ihr boşluk Freund. O arkadaşı olmadan geliyor şeklinde. Yani burada ohne sız siz eki, yani ondan yoksunluk manası veren, bir şeyden yoksunluk manası veren ekimiz akuzatifle yapılıyordu. Der Freund, ihr Freund olacağı için arkadaşlar ihr yazmışız biz burada. Onun, yani o kendi arkadaşı olmadan geliyor. Ihren Freund olacak arkadaşlar. Sonuna der olduğu için en eki geldi gördüğünüz gibi akuzatifde. Die Kinder laufen boşluk Haus. Çocuklar evin etrafında koşuyorlar manasında bir cümle. Evin etrafında eki etrafında verdiği için burada akuzatif olacağı için das da akuzatifde değişmiyor. Ekimiz das olacak arkadaşlar. Die Kinder laufen das Haus. Bir örneğimiz daha. Wir haben etwas für unser boşluk Vater. Bizim babamız için elimizde bir şeyler var. Yani etwas bir şeyler manasında. İçin manasını veren für ekimiz arkadaşlar burada yine akuzatif kullanılacağımızı bize belirtiyor. Wir haben etwas für unseren Vater. Unseren Vater. Bizim babamız için, yani bizim elimizde öyle bir şey var ki kendi babamıza ait gibi bir cümle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fürden sonra yine akuzatif burada geldi. Bu videomuzu da burada sona erdireceğiz arkadaşlar. Bir ödevimiz var videoyu bitirmeden önce. Bu öğrendiğimiz eklerle ilgili bir tane cümleyi videonun yorum bölümüne yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Pekiştirmek adına dilerseniz daha fazla da yazabilirsiniz. Dokümanımızın PDF hali internet sitemizde videonun açıklama bölümündeki linkte mevcut, indirip çalışabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, hoşça kalın.